Bugün üreticiler ve tedarikçiler piyasadaki belirsizlik ve fiyat istikrarsızlığından dolayı her geçen gün zarar ediyor. Dün sattıkları malın fiyatıyla bugün aynı malı geri alamıyorlar. Çiftçi, sanayici, üretici genel manada esnaf sürekli zarar ediyor iktidar ise bu zararı önlemek için kendince bazı önlemler alma yoluna giderken sadece stokcuları görüyor. Her şeyin buradan kaynaklandığı kanaatinde. Bunun içinde stokcuların üzerine gidilecek, tedbirler alınacak, stok yapanlar ciddi bir şekilde cezalandırılacak. Şimdi insanlardan bir kısmı internet üzerinden de kendi evlerindeki biraz uzun dayanabilecek olan ihtiyaçlarını stoket yapıyorlar. Eskiden bir haftalık ihtiyacını giderirken bunu da imkanı olanlar için söylüyorum. Üç haftalık, beş haftalık ihtiyacını gidermeye başlıyor. E şimdi ne olacak evleri basıp sizin burada kaç günlük malzemeniz var şunu bir görelim mi diyecekler. Evinde biraz fazla ürünü olan insanı cezaya mı tabi tutacaklar? Bunlardan hiçbirisi şunu bilelim ki muhterem arkadaşlarım bugün içine sürüklendiğimiz ekonomik krizin çözümü değil. Olamaz da. Arkadaşlarımız biraz herhalde dünya gündemine geldiği için geçmişte hep Çin modelinden umut bekliyorlardı ama Arjantin modeline girdik. Yani iflasan geldik köşesine dayandık. Allah yardımcımız olsun buradan nasıl çıkacağız? Hakikaten hiçbir öngörü yok. Hiçbir öngörü yok. Merkez Bankası piyasalara müdahale etmeyeceğim derken son günlerde dört kere müdahale etmek mecburiyetinde kaldı. Ama her müdahale doları biraz daha yükseltti. Bilmiyorum en son 14 70'e kadar dayanmıştı. Şimdi kaç oldu? Yarın ne olur? Kimse bilmiyor. Tahmin de edemiyor. Tabiri caizse elimizde kalan birkaç bardak suyu yani Merkez Bankası'nın rezervlerini bir takım müdahalelerle heba etmeye iktidar teşebbüs etmemeli. Şimdi siz bir yapıyı düşünün. Merkez Bankası piyasaya müdahale ediyor, bir şeyleri alıyor, veriyor. Faizleri de yüzde on beşe kadar çekti. Yüzde on beş. Yüzde on beşle Merkez Bankası'ndan kredi alanlar götürüp o krediyle aldıkları parayı ticari bankalara yüzde yirmi ikiyle verebiliyorlar. Yüzde yedilik bir fark. Merkez Bankası faizinin yarısının kadar daha fazla bir gelir elde ediyorlar. Kim? Kimse bilmiyor ki. Daha doğrusu biz bilmiyoruz. İmkalı olanlar bunu biliyorlar. Bir avuç rantiye çevresi bunu kazanıyor. Sizin yüzde on beşe indirmenizin piyasaya hiç ama hiçbir etkisi olmuyor. Bir bardak suyu itfaiye hortumuyla doldurmaya çalışıyorlar. Devasa bir yangını da bu bardak suyla söndürme gayretinin içine giriyorlar. Bu mümkün olmayan bir yol, fayda sağlamayacak bir teşebbüs. Biz Saadet Partisi olarak bardağı doldurmak için sürahinin yeterli olduğunu Böylesine büyük bir yangını söndürmek için de elimizde kalan birkaç bardak suyu yeterli olmayacağını aksine bunun gereksiz olduğunu bilen, anlayan bir siyasi partiyiz. E, Profesör Dr. İzzet Özgenç e, toplumun ağır ekonomik bunalım sebebiyle o OHAL ilanına hazırlık, hazırlıklı olması gerektiği şeklinde paylaşımda bulunmuştu. Ee, yeni bir tartışma ortaya çıktı. Ekonomik Hı. OHAL tartışmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani tabi İzzet Bey e, akademisyen olarak böyle bir teklifte bir görüşü ortaya atmış olur, Teklifi değil. Çünkü bugünkü şartlarda olağanüstü hal bu ekonomik krizden dolayı ilan edip arkasından seçimleri ertelemeye kadar gidecek bir süreci kesinlikle biz kabul etmeyiz. Olağanüstü hal bu iktidarın iktidardan uzaklaşması için gerekir. Çünkü problem başka yerde değil ki. Şu anda Türkiye'de problemlerin çözülememesinin önündeki en büyük engel iktidarın dayatmalarıdır. E bu iktidar olağanüstü hal ilan edecek. Yine beceriksizliğiyle bu memleketi idare etmeye çalışacak. Yani biraz daha kötüye gidecek manasına geldi işler.